Şöyle bir husus var. 25 Mart 2021 tarihi Sayın Öcalan'la temas kurabildiğimiz son tarih oluyor. Bu bir yönüyle çok kritik bir tarih. Bir yönüyle de yanılgılara sebebiyet verebilen bir tarihtir. Şöyle yanılgı oluşturuyor. Sanki bu tarihten önce çok normal rutininde işleyen bir temas durumu varmış. Sanki ortada bir tecdit yokmuş. Sayın Öcalan ve yanındaki diğer müvekkillerimiz dış dünyayla temaslarını sağlıklı bir şekilde kurabiliyorlarmış. Bütün haklardan yararlanabiliyorlarmış gibi bir algıya sebebiyet veriyor. Halbuki böylesi bir durum söz konusu değil. İmralı kurulduğu andan itibaren bir tecdit izolasyon sistemidir. Bunun üzerine kurulmuştur. Her daim halkların keyfi olarak engellenmesi durumu söz konusudur. Her daim bir tecdit durumu mevcut olmuştur ve bu durum katmerlenerek, ilerleyerek en son raddesine de 25 Mart 2021 tarihinde, yani adeta şunu söyleyebilirim, zirve noktasını yaşamaktadır. Tecdit hiç bu kadar derinleşmemiş, bu kadar yoğunlaşarak devam etmemişti. 25 Mart 2021'den bu yana geçen 3 yıllık zaman zarfında diğer müvekkillerimizden haber almak, İmralı Adası'nda ne olduğunu bilmiyoruz. Orada ne gibi gelişmeler yaşanıyor hiçbir bilgimiz yok. Müvekkillerimizin sağlık durumları, oradaki yaşam koşulları, haklara erişimleri, bu konuda en ufak bir bilgimiz söz konusu değil. Aynı şekilde adanın veyahut da cezaevinin ne gibi fiziksel değişimlere tabi olduğu hususunda da bir bilgiye maalesef sahip değiliz. Bu konuda en son bilgilerimiz 2019 yılındaki SİPT'in ziyaretine dayanıyor. Orada açıklamış olduğu rapordaki bilgilerdi. Bunlar da 5 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu tarihten sonrası elimizde güncel hiçbir veri söz konusu değil. Buna dair muazzam girişimlerimiz, taleplerimiz söz konusu oldu. Hukuksal prosedürleri çok yönlü işletme durumumuz oldu. Zaten bu aynı zamanda müvekkilimiz olarak Sayın Öcalan en son yarıda kesilen 25 Mart 2021 tarihli telefon görüşmesinde de ben burada bir hükümlü statüsündeyim, benim yasal haklarım söz konusu, benim hukuki yasal haklarımın derhal sağlanması gerekir, ben avukatlarımla görüşmek istiyorum dedi. Bu avukatlarına dönük bir taleptir, yapılacak olan başvurulara dönük bir talimattır. Bunun gereği olarak hukuksal prosedürler fazlasıyla işletildi. Ancak maalesef hukukun nüfuz edemediği, sirayet edemediği bir gerçeklik var. Bu dönemde yalnızca ulusal merciler değil, bildiğiniz gibi yani infaz hakiminden tutalım, cezaevi idaresine, oradan sorumlu olan, mesuliyeti söz konusu olan savcılık kurumuna, bunlardan itiraz mercilerine, ağır ceza mahkemelerine tutalım, anayasa mahkemesine kadar ulusal kapsamda birçok hukuksal merci işletildi. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı olsun, Meclis İnsan Hakları Komisyonu olsun, Kamu Denetçiliği Kurumu, benzeri makam ve mercilere de müracaat edildi. Bu yönlü idari başvurular da yapıldı. Ancak maalesef söz konusu İmralı oldu mu, söz konusu Sayın Öcalan oldu mu, hukukun rafa kaldırılması gibi bir durum var. Bunu görmek gerekiyor. Zaten bu hukuksal başvuruların yetersiz kalması noktasında hukuka duyarlı olan meslektaşlarımız da bu yönlü çağrıları söz konusu oldu. En son 1330 meslektaşımız görüşme kanallarının açılması, bu işkence durumunun derhal son bulması konusunda kamuoyuna açık bir deklarasyon yayınladılar. Bu asgari bir hukuk mutabakat metniydi. Hukuktan yana olan herkesin bu 1300 avukatın yapmış olduğu çağrıya kulak vermesi gerekmektedir. Bunun öncesinde de Avrupa ve Orta Doğu'da 1000 civarı avukat meslektaşımız benzer çağrılarda bulundu. Keza gelen giden heyetler, Avrupa'dan başka yerlerden gelen nitelikli ve farklı sıfatlara sahip bireylerden oluşan heyetler geldi. İmralı tecridinin son bulması konusunda hem temaslarda bulundular, hem çağrıları ve raporları söz konusu oldu. Bunun yanı sıra iç hukukun yetersiz kaldığı noktada, pozitif hukukun el verdiği ölçüde bir kısım prosedürleri işledik. Bu bağlamda SPT'ye başvurular söz konusu oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa Konseyi'nin ilgili temsilciliklerine ve mercilerine de başvurular var. Bunlardan sonuç alamamanın bir neticesi olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne bir başvuru oldu ve burada çok da önemsenmesi gereken çok ciddi bir karar verdi komite.
ciddi bir tedbir kararı verdi 2022 Eylül ayında. Mevcut durumu, yani tedbir kararının manası şudur. Gecikmesi halinde telafisi imkansız zararlara sebebiyet verir bu durum. Bu nedenle bu duruma derhal son verin. Kendi istedikleri avukatlarıyla sınırlama olmaksızın görüşme imkanlarını sağlayın şeklinde bir tedbir kararı oldu Birleşmiş Milletler'in. Hatta bu karara uyulmaması neticesinde tekraren hükümete bu talebini iletti. Ancak ne yazık ki mevcut koşullarda bu kararın şimdiye kadar uygulanma durumu gerçekleşmedi. Bunu biraz da uluslararası konjonktürde değerlendirmek lazım. Çok açık bir şekilde şunu ifade edebilirim ki Sayın Öcalan da daha önce İmralı'ya dair değerlendirmelerinde üç ayaklı bir uygulama olarak değerlendirmişti ve bunun yanı sıra Milli İmralı politikaları olarak tanımlamıştı. İmralı sadece Türkiye hükümetinin tek başına uyguladığı ve uygulayabileceği bir sistem değil. Yani mevcut hukuk doktrinlerinde mesela en otokratik hukuk yöntemlerinde akıl hocalığı yapanların bile sunmuş olduğu çok açık söyleyeyim. Nazi sisteminde, faşist sistemlerde bile hukukun bir öngörülebilirliği söz konusudur. Ne kadar sınırlayabilirseniz sınırlayın. Ne kadar budarsanız budayın. Hakları ne kadar askıya alırsanız alın. Bunu hangi kurallara göre ne şekilde yapacağınız bellidir. Yani İmralı üzerinde hukuksuzluk çok açık söyleyeyim. Hiçbir zaman bu kadar ileri gitmemişti. Yeni bir hukuksuzluk inşa edildi. Yeni bir hukuksuzluk sistemi kuruldu. Yeni bir hukuksuzluk teorisi oluşturuldu İmralı özelinde. Bu dediğim gibi bu Avrupa Konseyi'nin tavrıyla ilgilidir. Mevcut içinde bulunduğumuz uluslararası konjonktür gereğince diğer uluslararası sistemin desteği söz konusudur. Bu Avrupa hukukundan bağımsız değil. Çünkü var yani haber alamama durumu artık bunun net bir şekilde. Biz orada ne yaşandığını, nasıl bir muameleye maruz kalındığını bilmiyoruz. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak haber alamamanın kendisi ve özellikle 3 yıllık bir zamana uzamış olması işkence ve kötü muamelenin kendisidir. Bu net bir şekilde bunu böyle tanımlamak mümkündür. Böylesi bir gerçeklik söz konusu. 3 yıl aralıksız devam eden bir işkence sisteminin kendini var kılabilmesi ve bunun Avrupa hukuk sistemi içinde olabilmesi mümkün değil. Bu ancak zemini bir uzlaşıyla devam ediyor. Zaten SİPİT'in gelip raporunu açıklamaması, raporunu açıklamamayı bir kenara bırakın, böylesi koşullar altında kamuoyuna, ailesine, avukatlarına en ufak bir bilgi vermemesi başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Bakın bu arada geçen zamanda bir korona durumu söz konusu oldu. Ciddi bir salgın hastalık durumu. Depremler meydana geldi. Aynı şekilde orada duran müvekkillerimizin, aile bireylerinden yaşamlarını yitirenler, ağır hastalık geçirenler söz konusu oldu. Bu durumlarda dahi asgari bir temas kurulmasına izin verilmedi. Sürekli engellendi. Yani işin açıkçası ne kadar ulusal sistemde engellendiyse uluslararası mercilerden doğru da ya ön açıcı bir karar verilmedi ya da bu kararın gereği yaptırılmadı. Bir karar verilmişse dahi böylesi bir durum. Tam olarak uluslararası komplo bağlamında ele almak lazım. Kürt sorununun uluslararası karakterini görmek lazım. Kürt sorununun yani yürütülen savaş gerçekliğinin, şiddet sarmalının bir NATO savaşı olduğunu görmek gerekiyor. Şu an uluslararası komplo bir şekilde hukuksal hukuk kurumları eliyle devam etmektedir. Daha doğrusu böyle bir görüntü bağlamında sürdürülmektedir. Komplonun merkez üssü hala İmralı'dadır. İmralı merkezinde yürütülmektedir. Çok açık bir şekilde söyleyeyim. Avrupa Hukuk Kurumları, Avrupa Konseyi'ne bağlı kurumlarda bu işin maskeleme görevini görmektedir. İmralı'da muazzam bir baskı var. Emsalsiz bir uygulama söz konusu. Ama altını çize çize vurgulamak lazım ki bu baskıyı kat be kat aşan bir direniş gerçekliği vücut bulmaktadır. Sayın Öcalan şahsında ve yanındaki diğer müvekkillerimiz şahsında. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki tecritin derecesini, raddesini bu had seviyeye ulaşmasını belirleyen Sayın Öcalan'ın direnişidir. Sayın Öcalan'ın İmralı duruşu olarak tabir ettiği ve 25 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğü direnişidir ki geri adım atmaması, kendi paradigmasında ısrarla durması, Kürt halkı üzerinde ezilenlerin haklarını korumak için yoğun bir mücadele yürütmesi ve bundan asla taviz vermemesidir tecriti bu boyuta getiren. Yani şunu
tespit etmemiz yersiz olmayacaktır. Direnişi belirleyen tecrit değildir. Tecriti belirleyen, hükümetin baskısını uygulayan Sayın Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu direniş ve duruştur. Böylesi bir durum söz konusu. Sayın Öcalan 25 yıllık durumunda asla geriye adım atmadığı için sürekli bu tecrit adım adım yükseltirdi ve tabii ki bu da Sayın Öcalan'a geri adım attırmak bir şekilde bir şantaj politikası olarak dayatıldı ama bu başarıya ulaşamadığı için 3 yıldır tek bir haber almamız mümkün değil. Ki bu durum tamamen Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu paradigma ve yaşam felsefesiyle ilgili bir durumdur. Sayın Öcalan sadece bu felsefeyi ortaya koymak, bu paradigmayı geliştirmekle değil, aynı zamanda bunu fiili olarak hayata geçirme gücünü de gösterebilmiştir. Bu gerçeklik defalarca teyit edildi. İmralı'da da bunu birçok sefer gördük. Şu an zaten bütün dünyada Sayın Öcalan'ın paradigması tartışılmaktadır. Xinjiang Azadi sloganı Sayın Öcalan'ın geliştirmiş olduğu felsefeye dayanarak her yerde vücut buluyor. Bu sadece işte bütün mevcut egemen kapitalist moderniteye karşı bir yol, bir duruş olarak kendini tarif etmekte ve hayat bulmaktadır. Aslında paradigmasal düzeyde üçüncü yol dediğimiz de tam olarak budur. Sayın Öcalan'ın felsefesi budur. Yani özellikle Orta Doğu üzerinde halkların birbirine kırdırılarak kendi varlıklarının tehlikeye sokulması, kendi geleceklerini yarınlara taşıyamamaları, garanti altına alamamaları ama yüksek güçlerin buradan menfaat elde etmeleri gibi bir politikayı boşa çıkarma durumu söz konusu. Pratik mücadelesiyle, pratik duruşuyla, sadece pratik mücadelesiyle değil, bunun felsefesini, bunun teorisini de oluşturdu. Böylesi bir durum söz konusu. SPT kendisinden menkul, güven veren bir kurum olmaktan çıkmıştır. Çok açıklayayım. SPT'den beklenen şudur ki mevcut Avrupa Konseyi'ne tabi devletlerin vermiş olduğu bürokratlardan ziyade, memurlardan ziyade işkenceyi önleme, insan hak ve hürriyetlerini tesis etmek, sağlamak için gereken rolü oynaması kendisinden beklenen budur. Kurucu sözleşmesi de budur. Kuruluş durumu da zaten böylesi bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmıştır. Ancak SPT İmralı özelinde bu rol ve misyonunu kaybetmiştir. Bu yüzden doğrudan kendiliğinden güven veren bir kurum olmaktan çıkmıştır. SPT daha 2022 Eylül ayında geldiği raporunu açıklamadı. Bu koşullar altında, yani kaygıların ve endişelerin en üst safhaya çıktığı bir durumda raporunu açıklamadı. Raporunu açıklamamasını hak vermiyoruz, mevzuatı da buna izin vermiyor ama bir nebze anlamaya çalışsak dahi kamuoyuna doyurucu bir bilgi vermesi gerekmektedir. En azından sağlık durumları hakkında, en azından tutulma koşulları hakkında asgari de olsa bir bilgi vermesi gerekmektedir. Ya İmralı sadece şu an değil, hep bir giz perdesi ardında tutuluyor. 25 yıldır İmralı'nın inşa süreci, oradaki sistemin kurgulanma süreci aslında bir giz perdesi ardında yürütülüyor. Bakın, bütün cezaevlerine bakın, onların belli bir tipi vardır. Onların ne bileyim kaç metreküp beton kullanıldığı, ne kadar personel bulunduğu, güvenliğini kimin sağladığı, kantin ihtiyaçlarının ne kadar sürede gerçekleştiği, ne şekilde gerçekleştiği, aile ziyaretlerinin ne zaman olduğu, avukat ziyaretlerinin ne şekilde gerçekleşeceği bellidir. Cezaevinin fiziki yapısından tutun, oradaki hakların uygulanmasına kadar açıktır ve bunlar ilgili denetim mekanizmaları, incelemeleri sonucunda raporlaştırılarak kamuoyuna açıklanmıştır. Ama İmralı'da asla böylesi bir durum söz konusu değil. İmralı'nın güvenliğini kim sağlamaktadır? İmralı'da kantin ihtiyacı nasıl olmaktadır? İmralı'daki yaşam koşulları ne şekildedir? İmralı'ya giden bağımsız bir denetleme mekanizması söz konusu olmadı 25 yıl boyunca. Bak, Meclis İnsan Hakları Komisyonu bütün cezaevlerine ziyaret gerçekleştirme hakkı söz konusu, yetkisi var. Bunca yıla rağmen İmralı'ya, bütün taleplere rağmen tek bir ziyareti söz konusu olmadı. Kamu Denetçiliği Kurumu öyle, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu öyle. Bunların hiçbirisine müsaade edilmedi. İmralı'ya gitmediler, raporlarını açıklayamıyorlar. Bu yüzden İmralı'da ne olup bittiğini bilmiyoruz. Yani o yüzden İmralı'ya dair asla objektif bir veri söz konusu değil. Bunu bilemiyoruz ve en nihayetinde de 3 yıldır hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Takip ettiğimiz şekilde muazzam bir nevroz coşkusu söz konusuydu.
çok ciddi bir demokrasi pratiğidir. Demokrasinin hayat bulmasıdır. Bu da Kürt halkı şahsında demokratik bir halk nasıl olur? Siyasal ve toplumsal bir talep nasıl gerçekleşir? Bunu Nevroz alanlarında hepimize tekrar tekrar gösterdi. Bugünlere kolay gelinmedi. Bundan 40 yıl öncesi, 50 yıl öncesi değil Nevroz kutlanmak, ismini zikretmek bile yasaklı bir durumdu. Hayati risk taşıyan bir durumdu. Bu Sayın Öcalan şahsında öncülüğünde ciddi bir yoğunlaşma, ciddi bir emek ve Kürt halkının bu emeği takip ederek ciddi mücadelesiyle bugünlere geldi. 90'larda zirveleşen Nevroz kendisinden asla ara vermeksizin bu durumlara geldi ve Kürt halkı için bir diriliş bayramı olarak kutlanan Nevroz artık aynı zamanda Kürt halkının sadece bir bayram olmaktan ziyade Kürt halkının siyasal, toplumsal taleplerini dile getirdiği, hak arayışını en zirve noktaya çıkardığı bir mecra olmaktadır. Bu en küçük ilçeden büyük şehirlere, Avrupa'nın başkentlerine kadar yalnız Türkiye ile sınırlı değil, bütün Orta Doğu'ya, bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya Kürt halkı kendi halk gerçekliğini ortaya çıkardı. Kendi taleplerini, özlemlerini dile getirdi. Bu yalnızca bir halk veya toplum gerçekliği değil, aynı zamanda bir fikir. Bir fikirdi. Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu eşit, demokratik bir yaşamın özlemiydi. Bu talepti ve bir bütün olarak Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne adanmış bir Nevroz'du. Bunu halk bir şekilde talep etti ve bu talebini en yüksek şekilde dile getirdi. Bu talep etrafında, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü etrafında kenetlenen bir Nevroz coşkusu söz konusuydu. Dedim ki bu muazzam bir demokrasi pratiğiydi. Muazzam bir hak arayışıydı, hak talebiydi. Böylesi bir gerçeklik söz konusuydu. Bizlere de çıkan bir de ders olarak buradan özellikle Türkiye aydınının, Türkiye insanının bunu görmesi gerekiyor. İmralı gibi bir hukuksuzlukla beraber yaşamak, dünya görüşünüz, tutumunuz ne olursa olsun hepimiz için birer kara lekedir. Yanı başımızda böylesi bir hukuksuzluk inşa edilmişken buna sırt dönmek, bunu görmemek hakikaten çok daha büyük ciddi tehlikelere işaret etmektir. İnsanlık vicdanında bir onulmaz, düzelmez yaralara neden olmaktadır. Bu sadece Kürt halkına değil, bütün coğrafyaya, bütün topluma, bütün halklara kaybettirmektedir. Bir yandan halkın taleplerine politik ve toplumsal olarak kulak kabartıp gereğini yapmak varken, bir yanda da insan olmanın bir gereği olarak en sıradan yurttaştan en yetkin idari merciye kadar bu hukuksuzlukla beraber yürümenin imkansızlığı açığa çıkmıştır. Buna karşı herkesin gerek siyaseten, gerek vicdanen, gerek ahlaken, gerekse de hukuken karşı çıkması ve itirazlarını yükseltmesi gerekiyor. Nevroz meydanlarında haykırdığı en ciddi söylem ve en ciddi talep budur.